insanların cehenneme bakışı aşkla bakmıyorlar. Allah aşkıyla baksalar cehennemi de severler. Evet. Cehennem aşkın kaynağıdır aslında. Yani çünkü zalimlere bir tehdittir. Ahlaksızlığı ortadan kaldıran büyük bir silahtır cehennem. Evet. Ve mutluluğun kaynağıdır cehennem. Allah ona vesile eder. Mesela Hazreti Adem'in zamanında cehennemi Allah onlara göstermedi. Olayları gördünüz. Şeytanın zübbeliğini, küstahlığını gördünüz. Ve Hazreti Adem'i de kandırdı biliyorsunuz. Ve Havva'yı da kandırdı ve tamamen Allah'ın emirlerine zıt bir tavır içerisinde oldular. Fakat cehennem şu an varlığı var. Bütün insanlara, bütün Müslümanlara mükemmel bir terbiye veriyor cehennem. Biz cennette de göreceğiz cehennemi. Ve bu o bizde çok olumlu etki yapacak. Bizim aşkımızı, tutkumuzu körükleyen bir şey olacak cehennem. Yani aşığın ihtiyacıdır cehennem. Çok önemlidir. Allah aşığı cehenneme gitse Allah aşkıyla yanar yine orada. Yani yine sonsuza kadar Allah aşkıyla yanar. Ve Allah'a alan sevgisinin, muhabbetinden asla vazgeçmez. O anlamda söyledim. Ama zaten aşıkın cehennemde bir işi olmaz Allah'ın izniyle. Ama gitse de Allah'tan yine razıdır. Her halükarda Allah'tan razıdır. Aşık Allah'ın her şeyinden hoşnuttur. Her şeyinden razı olur.